Evet, şu an başladık. Peki herkese iyi akşamlar. Herhalde tam vakti değil mi? Saat 9 olmuş. Evet, Ben 9.30. izleyiciler de herhalde zaman içerisinde katılacaklar. Öncelikle Yusuf Hoca'ya ve Mehmet Hoca'ya hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar hocam. Fakültemiz böyle bir program düzenlemek için hocalarımızı sağ olsun görevlendirdi. Bana da moderatörlük görevini tevdi ettiler. Biz de inşallah bu akşam bu salgın süreciyle ilgili olarak biraz meselenin daha sosyolojik, psikolojik boyutlarıyla ilgili konuşacağız. Çünkü alanla ilgili biraz dikkat eden arkadaşlar ya da araştırma yapan arkadaşlar fark etmişlerdir. Hakikaten ben kendi alanım için özellikle söyleyeyim. Mehmet Hoca da katkıda bulunacaktır. Sosyolojide çok ciddi anlamda şu anda veri toplanıyor. Türkiye'de de ciddi anlamda araştırma yapıldığına şahit oluyoruz. Tabii buna biraz sosyal medya imkanlarının falan kullanılması da katkı sağlıyor. Böyle bir boyutu da var meselenin. Ama sadece Türkiye bağlamında değil, dünyada da en azından yeni oluşan bir çünkü sosyolojik durum söz konusu. Bununla ilgili ciddi anlamda bir literatür artışı var. Tabii bunun şöyle bir riski de var, onu da söylemek durumundayız. Belki Mehmet Hoca ile birazdan onu açacağız ama. Şimdi korona sonrasında daha rutine dönüş sürecinde büyük ihtimalle bütün bu göstergeler daha olağanüstü dönem bağlamında yani kendi lokalliğinde değerlendireceğimiz kalacak olan göstergeler ve hatta daha ilerisi için söyleyeyim. Belki gene böyle bir salgın sürecini insanlık yaşayacak olursa buna bir çözüm üretilmezse çünkü bu da tekrar edecek büyük ihtimalle. O dönemlerde biraz daha yoğun bir şekilde üzerine düşünülecek bu verilerin. İşin böyle bir durumu da var. Çünkü hayatı paranteze aldık diye ben de bazen böyle yorumluyorum. Ama neticede bu da kendi içerisinde bir uyum gerektiren süreç. İşin böyle bir boyutu da var. Biz de öncelikli olarak şuradan başlayalım. Hocam ben Mehmet Hoca'yla başlayayım. Ardından çünkü ikinize de yönelteceğim bir soru olacak bu. Ama kendi disiplinlerimiz açısından bir cevap bulmaya çalışalım. Şimdi beklenmedik bir duruma uyum sağlamak. Yani burada ilk karşılaştığımız durum aslında bu. Ve bu uyumun sosyolojik ve psikolojik yönleri var. Tabii kesiştiği yerlerde var bu iki disiplinin ki Yusuf Hocam zaten sosyal psikoloji alanında çalışıyor. Burada Mehmet Hoca ile başlayayım. Hocam bu beklenmedik duruma uyum sağlamanın sosyolojisiyle ilgili nasıl bir yorumda bulunursunuz? Hocam mikrofonu açalım. Şu an ses gelmiyor ama. Bir saniye. O zaman hocam ben o teknik işle bir bakın siz. Yusuf hocam cevap versin. O arada inşallah siz onu halledin. Yusuf hocam Tamam hocam. buyurun. Aynı soruyu siz psikolojik yönden nasıl cevaplarsınız? Tamamdır. Tamamdır hocam. Herkese iyi akşamlar öncelikle. Hakikaten sizin de söylediğiniz gibi çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hani bütün dünya olarak aslında çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ve doğal olarak şeyi değinerek başlayayım ben. Çok ciddi anlamda bu konuda araştırmalar da devam ediyor. Psikoloji alanında da PDR alanında da çok ciddi çalışmaların olduğunu biliyorum ben. Hem Türkiye'de hem de bütün dünya genelinde bu tür çalışmalar yapılmaya başlandı. Hatta bilmiyorum takip etme şansı oldu mu izleyicilerimizin ama psikoloji alanında da birçok üniversite, büyük üniversite bünyesinde de bu konuyla ilgili neler yapılabileceği, neler yapılması gerektiğine dair bir sürü şey yazılıp çiziliyor, konuşuluyor hatta. Her şeyden önce evet, uyum sağlama süreci içerisindeyiz. Kaygılıyız. Hepimiz çok kaygılıyız. Ve belki şunu belirtmekte yarar var izleyicilerimize de. Öyle olmaya da hakkımız var aslında. Yani kaygımızla barışık olmak işleri çok daha kolaylaştırıyor diyebilirim işin doğrusu. Belirsiz bir tehlike var. Ne zaman yolumuza çıkacağını bilmediğimiz, ne zaman karşılaşacağımızı bilmediğimiz. Çok belirsiz bir tehlike var. Ve burada belki de bize düşen en önemli şeylerden bir tanesi aktif bir sabır.
Yani şunu kastediyorum, elimizden gelen önlemleri almaya çalışmak öncelikle. Ki bu konuda yazılan, çizilen onlarca şeyler var zaten. Yani nasıl korunacağımızla ilgili, nasıl uzak durabileceğimizle ilgili bir sürü şey var. Bütün önlemleri almak ve aktif bir sabır göstermek. Ve burada bizim özellikle üzerinde durduğumuz, yani psikologlar olarak üzerinde durduğumuz en temel şeylerden birisi de var olan bir endişenin azının karar, çoğunun zarar olduğu konusunda hemfikir hepimiz. Çünkü hiçbir endişenin olmaması, hiç endişelenmemek, umursamamak, aman canım virüs de işte gelirse gelir, gelirse de Allah'tan gelir diye tabiri caizse halkın da söylemiyle diyorum. Başımız gözümüz üstüne tadında bir yaklaşım da işimizi çok zorlaştırıyor. Onun dışında çok aşırı düzeyde endişelenmek, bir sürü normal şartlar altında yapmadığımız şeyleri abartı düzeyde yapmaya çalışmak da hem kendi psikolojimizi çok olumsuz anlamda etkiliyor, hem de kendi bizim etrafımızda olan diğer insanları da hem demoralize ediyor, hem onların kaygılarını, endişelerini de çok artırıyor. O yüzden de hakikaten endişe boyutu olmak zorunda. Yani sağlıklı olan zaten bir endişenin olması. Fakat bu endişenin minimum düzeyde olması ve yani yaşamımızı zora sokmayacak, günlük rutinimizi aşırı düzeyde aksatmayacak, uykularımızı kaçırmayacak, yeme düzenimizi alt üst etmeyecek boyutta olması. Yani insanlar tanıyorum, konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlar arasında da mesela aynı ev içerisinde iki ayrı odaya kapanıp birbirlerine selam bile vermekten imtina eden insanlar var mesela. İşte şeyleri ayırmışlar, lavaboları ayırmışlar. Bir tanesi mutfakta yiyip içiyor mesela, bir tanesi mutfağa hiç girmiyor mesela, yatak odasında takılıyor orada yiyip içiyor gibi. Hakikaten yaşamımız çok zorlaşıyor. Gün süreç içerisinde çok zorlaşıyor yaşamımız. Fakat tekrar tekrar altını çizeceğim şey şu, bu endişe bizim hayatımızı bir taraftan çok kurtarıyor. Sağlıklı bir endişe hayatımızı kurtarıyor. Lakin abartmaya başladığımız süreç içerisinde hem kendimize çok zarar veriyoruz, hem de etrafımızdakilere çok zarar veriyoruz. Çünkü sürekli tetikte hissediyoruz kendimizi. Uykusuzluk, mesela gerginlik, sürekli kasılmalar, kas gerginlikleri, gece yatağa yattığında bile böyle kaslarının ağrıdığını söyleyen mesela arkadaşlarımız var, tanıdıklarımız var. Çünkü gün içerisinde sürekli kendisini kasıyor. Acaba bir şey olacak mı? Başıma bir şey gelecek mi? İşte bizi de gelip bulacak mı bu gibisinden. Dönüp dolaşıp hep aynı yere geçiyorum lafı ama üstümüze düşen şey aktif sabır bu süreç içerisinde. Eyvallah, Ve eyvallah. normal sürecin, kaygının normal olduğunu bilmek, bu korkunun normal olduğunu bilmek de işimizi çok kolaylaştırıyor. Evet hocam, yani değindiğiniz şeyler önemli çünkü ilk biliyorsunuz salgın haberleri başladığı andan itibaren iki aşırı ucu da görmeye başladık. Belki sürecin kendi içerisi başka bir psikolojiyi de üretti zaman içerisinde. Ancak dediğiniz gibi bir kısım bize bir şey olmaz havasında bu meseleye yaklaştı, bir kısım abarttı. Ama ikisinin ara halini bulmak, yani bir yandan endişe, kaygının olması iyi de bir şey, ama bunun dozunun iyi ayarlanması ve yönetilmesi de birey Kesinlikle. tarafından da yönetilmesi önemli. Hocam çözüldü mü bilmiyorum Mehmet hocam teknik sorun ama. Hocam gelmiyor şu an sesiniz. İsterseniz hocam bir giriş çıkış yapın. Yani şeyle ilgili değil gibi. Yani buradan ben de açıp kapatmaya çalışayım ama. Yok hocam gelmiyor şu anda. Onu buradan çözemedim. Yani ben de baktım ama. Arzu ederseniz bir giriş çıkış yapın hocam siz. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Şimdi hocam Mehmet Hoca gelene kadar ben şu boyutundan da meselenin bahsedeyim. Mesela sizin yaptığınız vurgular kaygıyla barışık olmak bir tanesi. Ondan sonra belirsiz bir tehlikenin olduğunu söylediniz. Mesela belirsizliğin ürettiği zaten bir endişe Kaygı, durumu kesinlikle. söz konusu. Çünkü belirsizlik gerçekten şey insanın sadece kendi bireysel boyutuyla değil sosyal ilişkilerini çok etkileyen bir yöne sahip. Kesinlikle. Aktif bir sabır dediniz bir vurgu olarak ve önlemlerin alınması noktasında burada da tabii şöyle bir boyutu var meselenin. Sadece devlet odaklı bir iş olmadığı bu işin görüldü.
Yani bizim sosyal hayatımız ve sosyal hayatımızdaki ilişkilerde de bu önlemleri bir şekilde aktif hale getirmemiz gerekiyor. Mesela biz biraz sosyologlar olarak belki o kavram Mehmet Hoca da değinecektir. Hocam, sosyal mesafe geliyor Mehmet Hocam şimdi düzelmiş. Tamam. Sosyal mesafe diye bir kavram kullanılıyor. Bunun tabii ilk baştan itibaren böyle kullanıldı. Fakat yanlış bir kullanım sosyal bilimler açısından. Kesinlikle. Çünkü burada insanlar arasında belli bir fiziksel mesafenin yani olması gerekiyor. Asıl vurgu onaydı. Ben şimdi ilk soruyu Mehmet Hoca'ya da sorayım. Yani bu beklenmedik bir duruma uyum. Bunun da sosyolojik sonuçları neler oldu? Ya da nasıl yorumlayabiliriz? Hocam buyurun. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum hocam ben de. Bizi dinleyen misafirlerimize. Tabii hepimizin dilinde yeni bir dönem söylemi var. Ve bu yeni dönemin getirdiği ve getireceği durumları aslında tartışıyoruz. İşte siz de bahsettiğiniz sosyal mesafe kavramı bir anda hayatımıza girdi. Belki birkaç hafta içinde yeni bir kavram olarak yeni normalden bahsediyoruz. Bütün bunlar bizim hayatımızdaki aslında alışkanlıkların değişikliğini bize vurgulayan kavramlar. Hepimizin hayatında bu süreçle birlikte, korona süreciyle birlikte belli başlı değişiklikler aslında başladı. Hayatın akışında aslında bir farklılaşma başladı. Ve biz bu değişikliklerin kurumsallaşmasına da değişim diyoruz aslında. Alışkanlıklarımız değiştiğinde, bu alışkanlıklarımız kurumsallaşmaya başladığında değişim diyoruz. Ve insanlar da değişime her zaman mesafelidirler. Bu değişim onların lehine gibi gözükse de insanlar içinde bulundukları stabil durumu çok terk etmek istemezler. Dolayısıyla bu durum bizim için de aslında bir bakıma hem beklenmedik hem de olağan olanın dışına çıkan bir durum olarak karşımızda. Tabii bu duruma uyumla ilgili aslında daha arka planda belki tarihsel anlamda insanın üretmiş olduğu bugünkü modern dünya anlamında da belki bazı şeyler söylememiz gerekebilir. Zira bugün en çok konuştuğumuz kavramlardan bir tanesi risk kavramı. Ciddi anlamda bir riskten bahsediyoruz. Aslında modern dünya birazcık da bu risk-güven ilişkisi üzerine kurulu bir dünya. Bugün özellikle sanayileşme, aydınlanma sonrasında kurguladığımız dünyanın biz bir güvenli dünya olduğunu düşünüyoruz. Bu güveni sağlayan en önemli bizim elimizdeki güç de en önemli donanım da bilgi. Ya da işte teknoloji. Yani biz bilginin ve teknolojinin bizi her zaman güvende tutacağı bir dünyayı aslında düşünüyoruz bugün modern dünya dediğimizde. Ama işte bu modern güvenli dünya vaadi bir anda ciddi bir risk altında bugün. Bunu hepimiz derinden hissetmeye başladık ve bu hayatın akışında da olağanın dışına çıkan bir durum olarak da kendisini gösterdi. Onun için biz aslında bu durumu diğer doğa olaylarında olduğu gibi bir afet olarak da bugün nitelendiriyoruz. Koronayı bir afet statüsünde kullanıyoruz. Halbuki afet dediğimiz şey normalde de düşündüğümüz o doğanın tepkisidir. Doğanın içinde var olan yani ontolojik olarak doğada var olan bir şeydir. Ama özellikle hani bu risk toplumu bağlamında analiz yapan sosyologların da söylediği gibi Beckin, Giddens'ın da söylediği gibi tehlike ile risk arasında ciddi bir fark var. Tehlike doğanın ontolojisinde olan bir şey. Doğanın kendi içinde olan bir şey ama risk bizim toplumda var ettiğimiz bir şey. Oluşturduğumuz bir şey. Sosyal olan bir şey. Dolayısıyla biz aslında bugün doğayla olan ilişkimizi belirlerken oluşturduğumuz sıfır riskli dünyanın sarsıldığını hissediyoruz aslında. Dünyanın artık o bizim düşündüğümüz manada risksiz bir alan ya da riskleri tolere edebilecek bilginin, donanımın ve teknolojinin
yetersiz kalmadığı bir durumu yaşıyoruz. Bu tabii derinden hepimizi sarsan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu burayla ilişkin olarak belki şunu da söylemek lazım. Bunlar daha öncesinde de aslında yaşanan şeylerdi. Yani doğal afetler dediğimiz ya da doğanın tepkisini koyduğu pek çok olay dünyada yaşanıyordu ama bu durumun bu denli hepimizi sarsması belki çok küresel boyutta ve çok hızlı bir şekilde gündemimizde olması. Yoksa bir yerlerde insanlar göç ediyorlardı, yurtlarından çıkmak durumunda kalıyorlardı ya da küresel ısınma diye bir olgu var. Raporlara göre insanlığın %55'i küresel ısınmadan dolayı 10-15 yıl içinde yerlerinden, yurtlarından olacaklar. Ama bunlar çoğu daha lokal, daha belli kesimleri ilgilendiren bir sorunmuş gibi bizim hayatımızda yer alıyordu. Ve bunları medyadan daha çok işte bir simülasyon gibi izliyorduk aslında. Evet. Ama şu an doğrudan hepimizi hangi kesimden olursak olalım, sosyal sınıf ayırt etmeden ya da çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek ayırt etmeden tüm dünyanın muhatap olduğu bir durumu yaşıyoruz. Bu da tabii belli başlı alışkanlıklarımızın da hayat içerisinde değişmesini de beraberinde getiriyor. Ve bu durumlara alışmak durumunda kalıyoruz şu an için. Evet. Hocam şöyle bir yerden devam edelim. Bu konuyla ilgili olarak siz de değindiniz. Şu an biz bir değişim sürecini tecrübe ediyoruz. Yani büyük ihtimalle bu süreçte yaşananlar dolayısıyla devletler de bazı konularda özellikle sağlık, güvenlik bunlarla ilgili konularda bazı eski politikalarını gözden geçirecekler. Bu beklenen bir durum. Fakat insanların gündelik hayatı ve hatta genel daha makro boyutuyla diyelim toplumların genel değişimi açısından ki toplumsal değişme konusuna biraz vurgu yapmak istiyorum. Ben bazı konuşulan şeyler için erken olduğunu düşünüyorum. Yani kendi adıma. Çünkü toplumsal değişme dediğimiz zaman biliyorsunuz çok uzun zamana yayılması gereken bir taraftan sizin de söylediğiniz gibi yani ortaya çıkacak. İlmi bir perspektiften baktığımızda işte dünya aynı dünya olmayacak, işte şöyle olur böyle olur falan gibi daha medyatik söylemler açısından söylüyorum. Yani toplumsal değişme bağlamında mesela o söylemlerin ben toplumsal değişmeye nasıl vurgu yapabilirsiniz? Tabii şu an içinde bulunduğumuz durumla ilgili aslında hepimizin temel hedefi bunun geçici bir durum olduğu. Yani şu an bütün dünya içinde bulunan bu durumun aşılıp eski rutin alışkanlıklarına dönmeyi hedefliyor. Ve aslında yapılan bütün önlemler, çalışmalar buna bağlı. Onun için özellikle sağlık açısından baktığımızda en büyük hedef olarak aşı dile getiriliyor. Çünkü aşı aslında bizim normal eski rutin hayatımıza dönüşün en önemli anahtarı. Evet. Dolayısıyla biz bugün bu önlemleri aldığımızda mesela eve kapandığımızda ya da işle ilgili ilişkilerimizi belli ölçülerde sınırlandırdığımızda bunu bireysel olarak da aslında bir değişim beklentisiyle yapmıyoruz. Bunu bir zorunluluk üzerine yapıyoruz. Tabii zorunlulukların toplumsal değişime ciddi etkileri olabilir ama sizin de vurgu yaptığınız gibi aslında bu bir sürecin sonucudur. Değişim bir sürecin sonucu olarak karşımıza çıkan bir olgudur. Dolayısıyla der ekmeğimizi evde yapıyoruz, tıraşımızı evde oluyoruz desek de aslında hepimizin temel hedefi bu günlerin geçici olması ve bir şekilde rutin eski hayatımıza dönüş. Daha üst perspektife baktığımızda, makro açıdan baktığımızda ekonominin özellikle de kapitalist ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması aslında bu süreci yenme açısından en önemli hedeflerden bir tanesi bu. Çünkü bu doğrudan bizim hayat tarzımızla, yaşamımızla da alakalı.
Onun için hani bu süreç bizi nereye götürecek bilmiyoruz. Bu kriz ne kadar derinleşecek bilmiyoruz. Ama şu an için bunun çok ciddi bir değişim getireceği, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak söylemine bizi götüreceğini söylemek için çok erken bilimsel tahmin, yani projektif bir tahmin yapmak için bile çok erken bir dönemdeyiz. Zaten dünyanın bu olguyla muhatap olduğu zaman dilimi toplasanız şu anda 6 ay. Evet. Bizim birçok Avrupa ülkesinin ya da Batı'nın bu olayla muhataplığı birkaç aydan bahsediyoruz. Bunun çok ciddi bir değişim getireceği ve bundan sonra dünyanın eskisi gibi olmayacağını söylemek tarihsel olarak da çok zaten mümkün değil. Çünkü tarihte dünya korona yaşamadı ama pek çok salgın hastalık yaşadı değil mi? Sarsıntı ya da başka savaşlar çok, yaşadı. Savaşlar yaşadı. Pek çok olgu yaşadı ve dünya bir şekilde kendisine yeni bir durum üretti. Bunu söylemek için bence de evet çok erken diyebiliriz hocam. Eyvallah. Hocam ben şimdi ortak bir alana konuya geçeyim istiyorum. Yani hem sosyolojinin hem psikolojinin. Yusuf Hoca'ya öncelikli olarak şunu sormak istiyorum. Hocam şimdi hepimiz bilmiyorum yani hiç içinizde tecrübe eden olmuş muydu ama bu kadar aileyle vakit geçirme ben hayatımda ilk defa tecrübe ettim. Herhalde birçok insan bu kadar fazla evin içerisinde vakit geçirdi. Her ne kadar biz işte online eğitim üzerinden işlerimizi yapabiliyoruz, daha okuma ve yazma odaklı, araştırma odaklı çalışmalar yapabildiğimiz için evin içerisinde de kendi mesleğimizle ilgili şeyler yapıyoruz ama neticede aile kurumunu etkileyen bir süreç var şu anda. Bunun özellikle yani iki disiplin açısından da değerlendirilmesi yerinde olur. Bu aileye dönüş süreci için ne söylersiniz Yusuf Hoca? Peki hocam şöyle başlayalım isterseniz. Bu aileye dönüş sürecinin öncelikle ben biraz çocuk açısından değerlendireyim isterseniz. Buyurun hocam. Ailedeki eşler açısından değerlendireyim. Tabii çocuklar aslında tam bir duygu ikilemi yaşıyorlar bu süreç içerisinde. Bir taraftan ebeveynleriyle olmak çocuklara çok iyi geliyor, çok iyi hissettiriyor. Özellikle ebeveynleriyle birlikte olamayanlar, ebeveynleri çalıştığı için onlarla birlikte olamayanlar için ebeveynleri sürekli yanında. Ama bir taraftan da kaçınılmaz olarak bu bir kaygıyı da beraberinde getiriyor. Çünkü çocuk sürekli ebeveynlerinin yanında olduğunu görüyor, bir yerlere kıpırdayamadıklarını görüyor, bir yerlere gidemediklerini görüyor. Bir taraftan şeyi gözlemleme şansı oluyor. Okula gidiyordu, artık gidemiyor. İşte kreşe gidiyordu, artık gidemiyor. Öyle ya da böyle sürekli ebeveynler arasında konuşmalar geçiyor, hastalıkla ilgili vesaire. Ve doğal olarak bu bir anlamda çocuğun endişesini de artırıyor. Yani çocuk bir taraftan çok mutlu ama bir taraftan da ebeveynin o endişesi de bulaşıyor çocuğa. Çünkü bir şeylerin yolunda gitmediğini çok erken yaşlardan itibaren çocuklar da fark etmeye başlıyor. Yani evet, bir yolunda gitmeyen şeyler var. Okula gidiyordum, gidemiyorum. Annem işe gidiyordu, babam işe gidiyordu, onlar da gidemiyorlar. Yolunda gitmeyen şeyler varı farkında çocuk. Doğal olarak bir taraftan da belki şeyi de vurgulamak lazım burada. İş, çocuklar dedik, altını çizdik, çocuklar mutlu diye ama mutlu olmayan bir taraf var. Bir de evin içerisinde en mutsuz olan tarafta tahmin edeceğiniz gibi ailesiyle bir arada olmayı hiçbir zaman tercih etmeyen bir ergen örneklemimiz var bizim. Onlar hiç mutlu değiller bu durumdan. Çünkü sürekli evin içerisinde olmak zorundalar. Sürekli hiç muhatap olmak istemedikleri tabiri caizse adamla kadınla bir arada yüz yüze olmak zorundalar. Yüz göz olmak zorundalar bir taraftan da. Doğal olarak evin içerisinde temel birkaç çatışma daha çıkıyor. Eğer özellikle mesela işte televizyon bir tane ise, bilgisayar bir ya da iki tane ise, mesela online eğitimler dediniz ya, online eğitimler yüzünden belki çatışmalar çıkabiliyor. Çünkü ne oluyor? Çocuk bilgisayar kullanmak istiyor. Ebeveyn diyor benim bilgisayarda işim var. Bir tane bilgisayar var. Çocuk televizyon izlemek istiyor. Bir taraftan 2-3 tane kardeş var. Onların online dersleri var. O anlamda çatışmalar ortaya çıkabiliyor. Ergen bir taraftan önemsemiyormuş gibi görünüyor. Ama diğer taraftan çok yüksek bir kaygıyı o da yaşıyor. Ebeveynler
Ergenle çok fazla bir arada oldukları için çok fazla yüz göz olmak zorunda kalıyorlar. Bazen çatışmalar hakikaten böyle çığırından çıkıyor. Tabii daha çok erken bunu söylemek için ama şey söylemlerini duyuyoruz mesela. İşte boşanma oranlarının çok artacağına dair, ev içerisindeki çatışmaların çok artacağına dair birçok şeyi söylememiz mümkün. Bunlar tabii yani şu an için bilimsel olarak ortaya konmuş bulgular değil. Evet. Sadece tahmin yürütüyor insanlar. Böyle olabileceğine dair tahmin yürütüyorlar. İşte tam belki buraya değinmişken, buraya gelmişken birkaç şeye değinmek yerinde olacak. Özellikle eşlerin birbirlerine tahammülleriyle ilgili belki burada birkaç şeye değinmek yerinde olacak hocam. Bizim hep vurguladığımız bir şey var. Siz bireysiniz. Tamam, eşsiniz. Ama bir taraftan da bireysiniz. Yani bu süreç içerisinde benim mesela eşlere en çok önereceğim şey birbirinizden uzak durmayı da öğrenin biraz. Yani birbirinizin alanlarına saygı duymayı da öğrenin biraz. Birbirinize tek başına vakit geçirebileceği bir alan yaratın. Hobileri vardır ya da işte yapmaktan keyif aldığı, izlemekten keyif aldığı dizileri vardır, programları vardır. Eşi ara ara yalnız bırakın. Karşılıklı olarak yalnız bırakın. Çünkü hakikaten çok yakın olmak da çok zorlaştırıyor işlerimizi. Çok uzak olmak da çok koparıyor birbirimizden bizi. O yüzden de hani biraz önce dedik ya azı karar çoğu zarar diye endişe için, kaygı için. Aynı şeyi burada da diyorum eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde de. Çünkü 7-24 beraberiz hakikaten. Kaçınılmaz olarak eğer ciddi anlamda çalışmamızı gerektiren, zorunlu olarak dışarıda olmamızı gerektiren bir işimiz olmadığı müddetçe 7-24 beraber olduğumuz kişilerden de ara ara uzak durmamız, hep dip dibe olmamamız ama tamamen de kopmamamız en azından bundan sonra salgın süreci bitip de umarım sağlıklı günlere tekrar dönersek o döndüğümüz süreç içerisinde ilişkiyi daha rahat yürütebilmek, daha hızlı bir biçimde toparlayabilmek için de çok önemli aslında. Hocam ben de doğrusu verileri merak ediyorum. Yani başlangıçta işte bu tür şeyler söylendi. Güya boşanmayla ilgili dava açanların sayısının arttığı falan bunlar söylendi ama verileri görmek lazım tabii biz Tabii. Yani sosyal bilimsel bilimci olarak olduğumuz için. bir şey söyleyemeyiz daha. Bir de ben şöyle bir tarafını da düşünüyorum işin. Yani doğrudur. Böyle bir alışma süreci dolayısıyla insanlar çatışmaya da döndürebilirler bu yeni sürece alışma işini. Yani evin içerisinde o 24 saati yönetmek, yani birbiriyle en mahrem ilişkiye sahip olan eşler açısından bile yeni bir uyum sürecini gerektiriyor. Bu doğru. Fakat şunu da öğretebilir, yani bu boyutu da var işin. Birbirleriyle daha iyi nasıl yaşayabileceklerine dair bir tecrübeyi de öğrenebilirler bu sürecin içerisinde. Birbirlerini daha iyi tanıyabilirler. Çünkü dediğim gibi yani böyle bir tecrübe bundan önce hiç yani çocukken de bu kadar süre evin içerisinde yaşamak diye bir durumumuz söz konusu değildi. Bu arada ergenlere yaptığınız vurgu da önemli oldu. Tabii çocukların en büyük problemi enerjiyi atamıyorlar şu anda. Kesinlikle. Yasak bir de onlara geldi. Onların yayma potansiyeli daha hızlı olabilir diye düşünüldü ama bu da zannediyorum hiç unutmayacakları bir tecrübe olacak kendi Kesinlikle. hayatlarında, değil mi? Kesinlikle. Biz Evet. bizzat iyi zaten tecrübe ediyoruz hocam. Oradan da Evet. biliyorum ben. Kendi çocuklarımızdan da biliyorum. Belki burada hocam işte ebeveynler için en büyük fırsatlardan birisi de şöyle ortaya çıktı. Sizin de biraz önce vurgulamış olduğunuz gibi çocuklarıyla zaman geçirebilecekler. Evet. Çocukları ebeveynleriyle bir arada olabilecek. Ve o yüzden şeyi hep öneriyorum ben. Yani birlikte etkinlikler hazırlayabilirsiniz, etkinlikler yapabilirsiniz, işte oyunlar oynayabilirsiniz. Ebeveynler çocuklarının mesela bir kısmı en azından şunu diyebilirim. İlkokul çocuğunun hangi derslerinin olduğunu, derslerin içeriğinin ne olduğunu görme fırsatı elde etti belki de. Ne Neler doğru. yazdığını görme fırsatı elde etti belki de bu süreç içerisinde. Hakikaten ebeveynliği de öğrenmiş oluyoruz bu süreç içerisinde zorunlu olarak bazen de belki öyle söylemek Yani gerekir. olumlu sonuçları da büyük ihtimalle olacaktır. En Tabii azından bu fırsatı değerlendirebilenler için kesinlikle, yani. kesinlikle hocam. Yani bunu fırsata da çevirmek gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir zaman bir arada olma şansı elde ettiler. Evet. Çok çok güzel bir zaman değerlendirmeyi bilebilirsek eğer. Evet, daha sonraki rutin sürece dönüşte de büyük ihtimalle eğer olumlu değerlendirilirse bu vakit herhalde oraya da daha
olumlu yansımaları olacaktır yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Eyvallah hocam. Şey de çok önemli hocam. Peki son olarak bir de onu değinelim, müsaade ederseniz. Süreç içerisinde mesela ebeveynlerin özellikle çocuklarıyla geçirecekleri nitelikli zamanlar aslında çocukların korkularının, kaygılarının da ciddi anlamda azalmasına neden olacak. Biz mesela şeyi çok öneriyoruz. Yani mizah burada çok önemlidir. Yani çocukların da çok önemlidir. Yani çocukların kendilerini iyi hissetmelerinde mizah çok önemli. Yani çocuklarla eğlenceli bir şeyler yapıyor olmak onların var olan kaygılarını çok azaltacak. Onların dünyaya dair o güven inançları, kaybolan güven inançlarının mesela en azından artık birazcık daha sağlamlaşmasına çok ciddi anlamda katkı sağlayacak. O yüzden hocam, bu da iyi oldu. İyi katkı oldu yani izleyenler açısından da. Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Mehmet hocam, aileyle ilgili sizin yorumlarınız neler olur? Hocam, tabii bu süreçte belki en farklı değişim dönüşümü diğer alanlara nazaran yaşayan alan ailedir diyebiliriz belki. Şunu kastediyorum. Birçok alanımız dijitalleşti bu süreçte. Eğitimi dijitalleştirdik. Sosyal ilişkilerimizi, akraba, eş, dost ziyaretlerimizi, hal hatır sormayı, toplantılarımızı vesaire alanımızı ciddi anlamda bir dijitalleştiği bir dünyaya doğru bir gidiş oldu bu süreçte. Belki korona sürecinin en önemli parametrelerinden bir tanesi bu anlamda dijitalleşmedir diyebiliriz. Ama tersine aileyle olan ilişkilerimizde ciddi bir organikleşme durumu var aslında. Hı hı. Evde kalma süreci bizi aile ilişkilerimizde daha yakından, daha doğal, daha bizatihi bir ilişkiye doğru götürdü. Dediğim gibi diğer alanlardaki dijitalleşmeye nazaran ailede ciddi bir organikleşme durumu var. Tabii bizim hayatımız biraz da modern hayatın getirmiş olduğu süreçle birlikte ev merkezli değil de iş merkezli aslında kurgulanıyor. Bu erkek için de böyle, kadın için de böyle aslında. Dolayısıyla aile için böyle. Birçok aile sabah hep birlikte evden çıkıp akşam hep birlikte eve dönüyor ve çok kısıtlı zamanlarda aslında birbirleriyle görüşüyordu. Ama bu süreçte o ilişkilerin daha organik bir hale gelmesi de aslında mümkün oldu evde kalma süreciyle birlikte. Tabii bunun olumlu tarafları hocam da bahsetti. Olumlu tarafları olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Ama ben bunun daha çok aile ilişkilerinin ya da aile düzeyinin kuruluşuyla ilgili olduğunu biraz düşünüyorum. Eğer sağlam bir aile kurgusu varsa bu durum ilişkilerin daha yakından kurgulanması durumu ya da bir arada durma durumu avantajlara çevrilebilir. İnsanların birbirlerini daha yakından tanıdığı bir sürece doğru evrilebilir. Ama zaten evliliği aile evden kaçış şeklinde sürdüren bir aile yapısı söz konusu ise bu durum aile problemlerini ciddi anlamda da derinleştirebilir. Mesela diğer ülkelerdeki işte Çin'de ve İtalya'da özellikle açıklanan istatistiklerde İnsanların boşanma reflekslerinin bu anlamda biraz farklı olduğunu gösteriyor bize. Mesela Çin'de özellikle bu süreçte anlaşamayanların ve boşanma başvurusu yapanların hemen hemen büyük bir kısmının süreç sonrasında tekrar başvurularını geri aldıklarıyla ilgili bilgiler, istatistikler var. Yine mesela enteresan bir şekilde Çin'de özellikle ölüm korkusunun ciddi anlamda boşanmayla ilişkilendirildiğini, yani işte eşinden ya da aile bireylerinden birinden virüs kaparak ölmeyle ilgili korkunun ciddi anlamda aile ilişkilerini zedelediğini gösteriyor. Ama bizde daha henüz yapılmış küçük çalışmalar var. Küçük demeyeyim de yani ilk birkaç çalışma var bu konuyla ilgili. Ama genel anlamda mesela Veysel Hoca'nın yapmış olduğu çalışmada %60 oranında aile ilişkileriyle ilgili herhangi bir durumu değiştirmediğini gösteriyor olanlar. %20'lik bir kesim biraz aile ilişkilerini problematize ettiğini söylüyor. Tabii bunda
Çok çeşitli faktörler olabilir. Mesela Yusuf Hocam'ın dediği gibi ergen bir çocuğun olduğu bir aileyle çocuksuz bir ailedeki durumlar ciddi anlamda farklılaşacaktır. Ama %20'lik bir kesim de bir değişimin olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu evde kalma sürecinin özellikle bizim aile yapımız anlamında o başta yaptığımız vurgu gibi artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebileceğimiz bir sürece getirmedi bizi en azından aileyle ilgili şu ana kadar aldığımız veriler. Tabii haberlerde boşanmalar artıyor, kadına şiddet artıyor gibi haberler var ama bunlar oransal anlamda bir şeyin çok hızlı ve çok farklı bir şekilde değiştiğini gösterecek durumlar değil. Küçümsenmemesi gereken, üzerinde durulması gereken ama büyük bir değişimi de tetiklediğini bize gösterecek veriler değil. Evet, mesela bu konuda Veysel Hoca'nın yaptığı araştırma da aslında yani enformasyon akışıyla ilgili çok fazla medya ya da sosyal medya bağımlı olarak enformasyon alanların realiteyi kaçırmak gibi bir aslında riskli durumları da söz konusu. Hoca onu çok geniş çaplı yaptı. Biliyorsunuz sosyal medya üzerinden daha fazla yaptı ama katılım oranı çok yüksekti ve ilk araştırmalardan birisi oldu. Geniş çaplı ilk araştırma oldu. Büyük ihtimalle biraz da rutine dönebilirsek etkilerini daha net görebileceğimiz çalışmalar olacak. Bir de hocam sizin şu vurgunuz önemliydi bence. Çin üzerinden verdiğiniz örnek. Şimdi olağanüstü bir dönemde alınan karar daha sonra rutin dönemde yeniden sorgulanır. Sorgulanmayı da gerektirir. Yani bu neticede paranteze alma diye o yüzden vurgu yapmıştım. Bu süreci insanlar hayatının bütününe yayılacak bir süreç olarak hala görmüyorlar. Yani eğer bu süreç uzar, işte aşı bulunması aksar, salgınla ilgili ölüm oranlarında ciddi artış ya da yeni dalgalanmalar olacak olursa belki daha farklı bir yere doğru evrilir durum ama büyük ihtimalle gene toplum kendi rutinini koruma noktasında da refleksler gösterecek. Sanırım Mehmet Hoca koptu, bir kopuş yaşadı. Şimdi hocam ben bir şey sormak istiyorum. Aslında bunu şöyle hepimizin ortak bir problemi de olduğu için eğitim üzerinden biraz konuşmak istiyorum. Şimdi online eğitim yani öteden beri şu konuşulur. Mesela radyo icat edildiğinde diyorlar ki ya bu öğretmenleri işte yetiştirip de bundan sonra köye göndermeye falan pek gerek kalmadı. Yani bu ta o yılların muhabbetidir. Ama hiçbir zaman eğitim yani online'a da çok bırakılmamış. Bugün yaptığımız işte baktığımız zaman da ben kendi adıma yani online dersler veriyoruz. Bu tür işte panel tarzı işleri buradan yapıyoruz hala. Ama aklıma şu geliyor. Bu yaptığımız bir eğitim değil. Yani o bir mekan ve etkileşim istiyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Özellikle merak ettiğim için. Yani siz de dersler veriyorsunuz online. Ne hissediyorsunuz? Tabii ki hocam. Ben isterseniz iki ayrı kişi bazında değerlendireyim hocam. Hem ben online eğitim veren birisi olarak kendi tecrübelerimi aktarayım size. Hem de online eğitim alan bir oğlum var şu anda. Onunla ilgili kendi tecrübelerimizi de aktarayım, gözlemlerimizi de. Bir kere söylediğinize sonuna kadar katılıyorum hocam. Sonuna kadar hele bir sosyal bilimci olarak bilmiyorum başka diğer arkadaşlar ne düşünür alandaki ama kesinlikle eğitimin bu anlamda örgün olmasına çok daha işlevsel olduğunu düşünüyorum ben. Hele hele bilim alanımızda özellikle mesela yüz yüze iletişim, etkileşimin çok kıymetli olduğu konusunda birçoğumuz da hemfikir zaten. Şunu da eklemek lazım belki, hani bilmiyorum diğer hocalarım da katılımcı oranları ne durumdadır ama online eğitimlerdeki katılımcı oranı ile bizim yüz yüze olan eğitimlerimizdeki katılımcı oranları arasında da ciddi anlamda fark olduğunu söyleyebilirim. Yani %50'den daha az neredeyse. Yani çünkü sınıfın %80'ini, %90'ını rahat görürken sınıfta, şimdi %20'lere, %10'lara bile düşebiliyor bazen katılımcı sayısı online eğitimde. Çünkü şöyle de düşünüyorlar bir taraftan da, sabahın 9'unda ders var, aman diyor yatarım 11'e kadar, 11'de kalkınca diyor tekrardan izlerim mesela o dersi.
Yani bir taraftan da böyle offline olarak da kaydedildiği için online işte değil, tekrar onu izleyeceğiz. Evet. Bir taraftan da çok da bir anlamı olmuyor. Bir de şöyle dezavantajlarımız da oluyor hocam. Hakikaten mesela derse bir girerdik, dersin belki de 3 saatlik dersin 1 saatinde ben konuşurdum, 2 saatinde onlar konuşurdu. Evet. Şimdi öyle olma şansı da olmadığı için etkileşimimiz de çok azalıyor ister istemez. Yani onların söz alma, konuşma olasılıkları da çok düşüyor. Doğal olarak o etkileşim düşünce dersin niteliği de bence çok o anlamda sekteye uğruyor. Motivasyonları da düşüyor. Öğrencinin motivasyonu da düşüyor. Doğal olarak anlattığı şeylerin karşı tarafa gidip gitmediğini kestiremeyen hocanın motivasyonu da düşüyor. Çünkü şunu çok net söyleyebilirim. Yani derse dönüp orada sunum yaparken ben bir şeyler anlatırken hani kimin neyi ne kadar anladığını az çok hani gözlerinden, evet, duruşundan, bakışından, oturuşundan tahmin edebiliyorum, kestirebiliyorum en azından. Dönüp tekrar anlatıyorum ya da dönüp mesela yeni örnekler veriyorum ama hiç kimseyi görmediğim, hiçbirinin sesini duymadığım bir ortamda yani öyle kendi kendine konuşuyormuş hissiyatı yaratmaya başlıyor bir süre sonra. Ele ele karşıdan hani yazışarak bir tepki gelmezse en azından. Evet. Şeyi söyleyeyim bir de burada onu ekleyeyim. Kendi oğlumla ilgili tecrübelerimizi ekleyeyim. Onlar da şimdi biliyorsunuz EBA diye bir program çıkardı Milli Eğitim. Ve aslında şu an bir tık daha iyileştirdiler. Kendi öğretmenleri ders anlatıyor. Günde bir saat kadar ders anlatıyor. Bir de şöyle bir avantajımız oldu bizim. Oğlumun hocası ayrıca kendisi birkaç saat daha ders ekledi onun üzerine. Bir program aracılığıyla mesela öğrencilerle görüşüyor ve derslerine devam ediyor. Hatta bugün tesadüf onunla konuşma şansımız da oldu. O da çok benzer bir şey söyledi hocam. Asla diyor yüz yüze eğitim gibi olmuyor. Yani hiçbirini mesela işte kontrol edemiyorum. Birisi orada bir uçak yapmış onu uçurmaya çalışıyor. Birisi karalıyor, birisi işte su doldurmaya gidiyor. Birisi elinde telefon başka bir şeyle uğraşıyor. Yani evet ehvenişer diyebiliriz. Ama umarım ki bir an evvel sağlığına kavuşur. Herkes de tekrar bir araya geliriz. Yüz yüze eğitime devam edelim. İnşallah. Yani yüz yüze eğitimle ilgili zaten şöyle bir şey var hocam. Bizim hocalığımız sadece bir bilgi aktarımından ibaret değil. Onu belki teknik aletler bizden çok daha iyi de yapabilecek durumda. En azından daha fazla enformasyona sahip olma anlamında. O yüzden bunun bir insani etkileşim olduğu noktasında ben de kesinlikle online eğitimin aslında bazı imkanları olduğunu da görüyoruz belki ama birçok açıdan diğeriyle de kıyaslanamayacak. Özellikle de sosyal branşlar açısından böyle bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Özellikle. Ben Mehmet Hoca'ya da bunu sormak istiyorum hocam. Yani yeni bir tecrübe yaşıyoruz bu online eğitim. Fakat bu mekan ve mekandaki etkileşim olmadan yapılan eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya zaten ona çok eğitim denmemeli. O biraz daha öğretim kendi başına. Buyurun hocam. Evet yani pek çok... Gerçi hocam siz dün şey de yaptınız, doktora savunması da yaptınız. Evet. Gerçi doktora savunması yapılabilir. Evet dün biz ilk defa bunu da tecrübe ettik, doktora savunması yaptık. Yani adayın evinden rahat rahat oturarak doktora tezini sunduğu bir oturum yaptık. Tabii toplantılar yapıyoruz, işte eğitim gerçekleştiriyoruz. Bunun şu an için bizim için tabii bir reel bir faydası var. En azından hayatı aksatmıyoruz bu dijital ortamda online eğitimlerle. Ama eğitimle öğretim arasındaki fark, sizin vurguladığınız farktan da yola çıkarsak, okullar sadece çocuklara bilgi enjekte edilen yerler değil. Aynı zamanda onların sosyalleştikleri, hayata hazırlandıkları, özellikle de üniversite eğitimi açısından baktığımızda olgunlaştıkları, hayata hazır hale geldikleri, pek çok problemi, pek çok ilişkiyi süzgeçten geçirdikleri, arkadaşlık, dostluk vesaire ya da kamusal ilişkiler anlamında, hocalık, öğrencilik ilişkisi anlamında bile pek çok şeyi tecrübe ettikleri bir alan. Tabii online eğitimde bunların bu eğitimin bu faydalı alanlarından mekanla ilişki kurduğumuzda da o mekanın içinde teneffüs edilen havanın eskilerin tabiriyle tebeşir tozunu yutmanın o faydalarını online eğitimde göremiyoruz. Sadece belki süreci devam ettirmek, ilişkiyi kesmemek, öğrencinin öğrenci olduğunu, hocanın da hoca olduğunu unutmaması
bağlamında bir süreci aslında idare ediyoruz. Bundan sonrasında tabii çok yorum yapılıyor. Bundan sonra artık eğitim buna doğru gidecek. Artık süreç bunu gerektirecek diye. Ama ben şahsi olarak bunun belli aşamalarda kullanılabileceğini, belli şekillerde daha geniş kitlelere belki birleşmesi zor olan kesimleri birleştirme noktasında etkili olarak kullanılabileceğini, bu altyapı tecrübesinin kullanılabileceğini ama hiçbir zaman bunu birebir yüz yüze eğitimin yerine bir alternatif olarak değerlendiremeyeceğimizi düşünüyorum. Ama tabii ki bu durumun bize getirmiş olduğu ciddi bir altyapı desteği ve bir tecrübe de oluştu. Mesela bundan iki ay öncesinde hiçbirimiz birçok programın ismini dahi bilmiyorduk. Ama şu anda çocuklarımız o programları çok üst düzey şekilde kullanıyorlar. Bu bize bir tecrübe getirdi ama bu tecrübe bizim yüz yüze eğitimimizin yerini alabilecek bir tecrübe değil. Bunu belki bizim çok iyi adapte etmemiz lazım bu sürece. Eyvallah hocam. Şimdi katılımcı arkadaşlarımız var. Eğer onların soruları varsa, çünkü bir saatlik bir program olarak biz düşünmüştük bunu. Bir 15 dakika kadar vaktimiz var. Onlar sorularını yazsınlar. Ben buradan görebiliyorum. Onları hocalarımıza da iletebiliriz. Şimdi hocam, sorular gelene kadar bu vakitle ilgili olarak da ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi mesela sosyologların daha çok vurgu yaptığı şeylerden birisi, her ne kadar korona süreci herkesi etkilemiş gözükse bile gene bu eşitsizlik problemi dolayısıyla insanların da aslında korona sürecinden etkilenmelerinin eşit olmadığını görüyoruz. Ve büyük ihtimalle de, ki şu anda da bu geçerli, yani diyelim ki bizim gibi akademisyen olan ya da devlette memur olan insanlar bir şekilde işlerine devam ediyorlar. Ama öbür taraftan işte ticaretle uğraşan, işte esnaf olan birçok insan çok ciddi anlamda bundan etkilendiler. Ben önce Yusuf Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Yani bunun şöyle öngörüleri de göz önünde bulundurarak, yani bizim sosyolojide kullandığımız anomi diye bir kavram var. Yani özellikle bu değişim dönemlerinde toplumun o değişimi kaldıramaması dolayısıyla işte normsuzluk deniliyor ama aslında eski normlarla yeni normların tam uyuşamadığı bir ara dönemleri tam da deden bir kavram. Mesela böyle bir süreci ekonomide diyelim ki dünya çapında bir küçülme ister istemez bizi de etkileyecektir. İşte bu şey sonrasında, salgın sonrasında belki başka maliyetler olduğunu da göreceğiz bunun. Bununla ilgili genel şey soruyorum şu anda. Psikolojik olarak bir insan kendi psikolojik sağlığını korumak için neler yapmalı? Ne önerirsiniz? Aslında belki daha geniş bir, müsaade ederseniz, aslında daha geniş bir perspektiften ben cevap vereyim. Yani evet, sonuna kadar hocam söylediklerinizde haklısınız. Çünkü bizi görece çok çok daha az etkilemiş bir durum bu. Yani hani eskilerin tabiriyle devlete sırtını dayamış olanları çok daha az etkilemiş bir durum söz konusu şu anda. İşte maaşlarımızı alabiliyoruz. O anlamda bir sıkıntı yaşamadık. İşle ilgili bir problemimiz olmuyor. Mesela işlerimizi bir şekilde buradan sürdürebiliyoruz, yürütebiliyoruz vesaire. Ama dediğiniz gibi esnafı çok ciddi anlamda etkiledi, bir işçiyi çok ciddi anlamda etkiledi. Çünkü ücretsiz olarak mesela işten çıkarılan, izin verilenler, işten çıkarılan demeyeyim ama izin verilenler vesaire oldu. Ve bu anlamda insanlar ister istemez çok ciddi anlamda bir stres yaşamaya başladılar haklı olarak. Kaygı yaşamaya başladılar. Çünkü bizim için, yani psikolojik sağlığımız için en kıymetli olan şeylerden birisi geleceğimize dair güven inancı. Doğal olarak geleceğimize dair güven inancımızı kaybettik hepimiz. Ama özellikle şimdi bir de işin maddi boyutuyla ilgili sıkıntılar işin içerisine girdiği için o taraftaki insanlar çok daha ciddi anlamda bir güven kaybı yaşamaya başladılar geleceklerine dair. Fakat hani bir genel perspektiften değerlendirecek olursak, hani neler yapabilirizle ilgili, biraz önce siz de bir vurguda bulundunuz aslında hocam. Yani sosyal medya kullanımıyla ilgili. Her şeyden öte biz sosyal medya kullanımını sınırlandırmamız lazım. Ve doğru kaynaklardan bilgi edinmeye bakmamız lazım.
Resmen biz şey diyoruz ona ya, bilgi çöplüğü. Sosyal medya hakikaten bir bilgi çöplüğü. Hangi bilginin ne kadar güvenilir olduğunu, hangi bilginin ne kadar bilimsel olduğunu bazen kestirmeniz mümkün olmuyor. O yüzden doğru kaynaklara gidip o kaynaklardan bilgiyi almaya çalışmak çok önemli. Sosyal medya kullanımı sınırlandırılmazsa çünkü bu sefer de acaba şöyle mi oldu, acaba böyle mi oldu? Sürekli kaygımızı tetikleyecek, farkında olarak ya da olmayarak. Sürekli kaygımızı tetikleyecek bir takım faaliyetler içerisine düşüvermiş oluyoruz. O yüzden de mesela sosyal medyayı sınırlandırdık. Kalan bir zaman oldu, işte bu zaman dilimi içerisinde kendimize bir takım uğraşlar bulmamız kıymetli. Yani bu ne olabilir? Daha önce farkına varmadığımız belki de bir takım özelliklerimiz vardır. Sanatsal bir takım aktivitelere kendimizi verebiliriz belki de. Yani resim yapabiliriz, müzikle uğraşabiliriz, işte çizimler yapabiliriz, kitap okuyabiliriz, bir şeyler yazabiliriz. Yazmak, üretmek için de müthiş bir fırsat aslında. Yani sadece akademisyenler için söylemiyorum bunu. Yani herhangi birisi için de aynı şekilde müthiş bir fırsat. Ve burada şey önemli, siz biraz önce de vurguladınız, ben de çok vurgulama istiyordum, değinme istiyordum o noktaya. Sosyal mesafe kavramı dediniz ya, %100 katılıyorum hocam sizlere, sosyal mesafe diye bir kavramı asla biz de doğru bulmuyoruz. Bu sosyal mesafe değil, fiziksel mesafe. O yüzden de zaman sosyal mesafeyi tam tersine, sosyal mesafe koymak değil, bu sosyal mesafeleri tamamen aşmak, yakınlaşmak zamanı. Yani dayanışmak zamanı değil mi? Sevdiklerimizle, tanıdıklarımızla, evet, yüz yüze iletişim kuramasak bile çağımızın çok büyük getirilerinden biri olarak insanlarla öyle ya da böyle işte online olarak görüşme şansımız var mesela. Tanıdıklarımızla, yakınlarımızla, hele hele anne babalarımızla, hani sıla-i rahim kavramı vardır ya bizde meşhur. Evet. Belki bir hocamızın benzetmesi var, şey der o da, es-sıla-i rahim. Yani es-sıla-i rahime artık daha çok önem vermemiz gerekiyor. Mesela onlarla iletişimi hiç koparmamamız gerekiyor. Bu iki anlamda işlevsel, bir taraftan onların psikolojik sağlıklarına çok iyi geliyor hakikaten. Ve bu bize de daha güvende hissettiriyor kendimizi. Çünkü en güvenli yerdir anne karnı. Bunu biliriz. Ve anneyle konuşmak, anneyle sohbet etmek, anneyle görüşüyor olmak bizi güvende hissettirir. Yani şu anda çok kaygılı olsak bile annenin sesini duymak bize kendimizi iyi hissettirir. Aynı şekilde o da öyle ya da böyle diğer insanlarla iletişim çok zor artık, etkileşim çok zor artık. Çünkü bu insanlar genellikle yaş olarak da tehlikeli bir yaş sınırı içerisinde oldukları için birçok insanda sırf onların iyiliği için, yani onlara zarar gelmesin diye onlardan uzak durmayı daha çok yeğliyor. O yüzden de en azından sıla-i rahim yapamasak bile mutlaka es-sıla-i rahim yapılmalıdır diye öneriyorum ben de. Mutlaka. Eyvallah olmalı hocam. Teşekkür ederiz. Çok gerçekten faydalı şeyler söylediniz. Mehmet hocam, sizin ekleyeceğiniz ya da genel yorumlarınızı da son olarak alalım. Ondan sonra bağlayalım. Buyurun. Tabii. Teşekkür ederim hocam. Bu süreçle ilgili pek çok şey söylenebilir. Bir kısmını burada konuştuk. Benim belki ilave edeceğim birkaç şey var. Onlardan bahsedeyim. Tabii bu süreç hayatımızın akışını değiştirdi. Tersine bir süreç, iş merkezli hayattan ev merkezli hayata doğru bir dönüş sağladık. Bu süreçte aslında bu değişiklikler bazı şeyleri fark etmemizin de sebebi oldu diyebiliriz. Bunlar bizde ne kadar bir hafıza oluşturacak, orası tabii zaman içerisinde göreceğiz ama mesela bunların en önemlilerinden bir tanesi ölümün merkeze alındığı bir dünyanın artık söz konusu olması bence. Çünkü modern dünya ölümü yok sayan bir dünyadır. Ama bu süreç ölümü her şeyin merkezine alan bir süreç olarak ilerledi. İşte mesela o Çin örneğinde uzak doğuda bir tetrafobi diye bir kavram var. Dört korkusu. Çinliler dört rakamını kullanmıyorlar çünkü telaffuzu ölüm kelimesiyle aynı. Yazılışları farklı ama telaffuzları aynı. Onun için asansörlerinde, parklarında dörde hiç kullanmıyorlar. 1, 2, 3'ten 5'e atlıyorlar apartmanlarında vesairede. Ama bu süreç
ölümü öyle bir merkezi hale getirdi ki tüm dünya için, Çin için de artık en önemli bence bize farkındalığı yarattığı durumlardan bir tanesi, yani modern insan uyandırdığı durumlardan bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de hayatın ciddi anlamda sadeleştiğini ve sade bir hayatın da sürülebileceğini aslında bu süreçte gördük. Zamanımız 2 ay öncesinde hiçbir şey yetmiyordu ama şu an boş zaman aktiviteleri arıyoruz. İşlerimizden kalmadık, işlerimizi sürdürüyoruz. Birçok eşyaya, birçok aslında çok üzerine titrediğimiz pek çok metaya ihtiyacımızın bu kadar fazla olmadığını mesela bu süreçte gördük. Gardıroplarımızı belki hiç kullanmıyoruz günlerce. Hiç açmıyoruz. Bir sürü elbisemiz var ama hiçbirini giymiyoruz. Ya da benzin fiyatları inanılmaz bir şekilde dünyada belki bir daha örneği olmayacak bir şekilde işte sıfırların altına düştü. Çünkü arabalarımızı kullanmıyoruz. Bir yere gideceğimiz bir şey yok, yani imkan yok. Bize hayatın sadeliğini de birazcık bu sürecin ya da şöyle diyelim, sade bir hayat yaşayabileceğimiz de aslında bize bu süreç gösterdi bir bakıma. Ben de Yusuf Hocam'a katılıyorum, özellikle güven noktasında. Belki bundan sonrası için bu sürecin bize hatırlattığı en önemli kavramlardan bir tanesi güven kavramı olacak. Ve sosyal ilişkilerimizde ve bireysel ilişkilerimizde de en problemli durum da güvensizlik ilişkileri belki bu süreç sonrasında gündemimize gelecek. Belki o sosyal mesafe kavramıyla anlatılmaya çalışılan fiziksel uzaklık bizim gerçekten sosyal ilişkilerimize de bir şekilde, eğer bu süreç devam ederse, yansıyacak ve bu ciddi insanların birbirine daha güveninin azaldığı bir durumu meydana getirecek. Tabii bizim gibi ülkelerde geleneksel kültür bunun için en önemli engellerden bir tanesi. Mesela şu örnekle bitireyim. Amerika'da sokağa çıkma yasağı ya da karantina sürecinde en çok tüketilen malzemeler temizlik malzemeleri ve mermi. Marketlerde ya da işte mermi satan yerlerde mermi bulunamıyor. Çünkü gerçekten bir güvensizlik var. Yani bu karantina uzarsa benim evimi yağmalayabilirler ya da ben birilerinin evini basmak durumunda kalabilirim diye. Ama bizde mesela çok daha farklı. Bizde daha çok makarna refleksine doğru gitti. O da bizim tabii hafızamızdaki o sıkı yönetimlerden belki kalan bir şey. Ama bundan sonrasında güveni daha çok belki sosyologlar, psikologlar konuşacaklar diyebiliriz. Ben teşekkür ediyorum sizlere, hocama da. Çok faydalı bir sohbet oldu. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Şöyle, zaten çok açılabilecek başka konular da var alanımızın genişliği itibariyle, ama ben tadında olduğunu düşünüyorum. Gayet verimli olduğunu düşünüyorum. İzleyenlere de hayrının olduğunu düşünüyorum. Son vurgularınız çok yerindeydi hocam. Gerek güvenle ilgili yaptığınız vurgu, hem Yusuf hocamın hem sizin. Şimdi hem yöneteceğimiz bir süreç var. Bu kendi benliğimizi de içeriyor bir taraftan. Bu tür olağanüstü dönemlerin belki en büyük kazanımlarından birisi de insanın bir dakika ne oluyorum diyebilmesi. Yani o koşuşturmacanın bitmesi anında kendi kendimizi sorgulamayla ilgili bazı artıları belki elde edeceğiz. Kitap okuma oranı çok artmış vaziyette Yusuf Hocam. Çünkü ben de sıkça internetten kitap alan birisi olduğum için zamanında kitaplar gelmemeye başladı. Boyuna özür mailleri atıyorlar. Patlamış vaziyette özellikle. Stokta yok uyarıları. Evet, stokta yok onlar. Sayıları vermeye başladılar falan. Yani bazı artıları da olacaktır. İnşallah hayrına olur memleketin diye de bu şekilde bir temenniyle bitirelim sonuçta. Hocam ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Gayet verimli bir program oldu katkılarınız için. Ben de teşekkür ederim hocam. İzleyen arkadaşlardan da soruya baktım ama soru gelmedi. Bu sizin gayet iyi meseleyi anlattığınızı gösteriyor. Ben hemen bir hoca refleksiyle öyle diyeyim. Teşekkürler. Evet, izleyici arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz cümleten. Ben bu şekilde kapatıyorum. Tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Eyvallah.